Baskılarla, yasaklarla toplum gerginleştiriliyor bir yandan ama onunla da sınırlı kalmadı. Yani işte Kürtçe müzik yapan sanatçılara yasak başladı. Tiyatro yapanlara, Kürtçe tiyatro yapanlara yasak başladı ama orayla da sınırlı kalmadı. Yani Eskişehir'deki rock festivaline kadar uzandı. Hatta sırf ahlaki nedenlerle bir takım sanatçıların konserleri iptal edildi. Belediyeler konser iptal etmeye başladılar bizim görüşümüze uygun değil diye. Bunlar sürerken de bir baktık yani toplum her yerine gerilirken Cumhurbaşkanı toplumu germek için ayrı bir çaba sarf ediyor. Dünkü, evvelsi günkü grup konuşmasında da geziye katılanlara resmen sürtük dedi kadınlara dönük olarak ve bu çok bilinçli yapılmış bir gerginliği arttırıcı, toplumu daha çok gerici bir kasti hareket gibi görünüyordu. Nasıl değerlendiriyorsun? Evet, önce bir şey söyleyeyim. Bu bütün bu şu ana dek konuştuklarımız ve konuşacaklarımızın tamamı hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Yani iktidarın şimdiye kadar bildiğimiz sertlik ve kutuplukla yönetmesinin alan İnce hareket etmeden konuşursan sesin daha iyi gelecek. Bir daha söyle son cümlelerini lütfen. Bütün hepsi bir çok bağlantılı. Dolayısıyla bundan sonra konuşacaklarımız da dahil olmak üzere yoksulluğumuz, mahkemeler, davalar, soruşturmalar, polis şiddeti, bütün bunlar adeta iktidarın paket programı içinde seçimlere yönelik. Çünkü şunu söylemek istiyorum soruna geçmeden önce. Hükümeti, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nı konudan araştırmasına yaşanan bu ekonomik krizden sorumlu tutanların oranı %68'e ulaşmış. Evet. Şimdi dolayısıyla bu rakamları gördükçe başka elinde rıza üretecek bir enstrüman. O halde itaat ettirmek ve cezalandırma yolunu seçiyor. Yoksul ve bütün bu HDK, HDP'ye yönelik ve genel olarak halkın itiraz eden her kesimine bir nedeni de şu, bizim yoksulluğumuzun bu Türk Doğan söylüyordu. Savaşın yıllık maliyeti 4,5 trilyon dolar. Şimdi bu para aynı zamanda saray eşrafının ve sarayın etrafında ördüğü ağın o çıkar şebekelerinin hepsinin saltanatı bizim cebimizden çıkıyor. Şimdi dolayısıyla biz yoksullaşırken savaş baronları, uyuşturucu baronları, müteahhitler vesaire zenginleşiyor. Bizim yoksulluğumuzun temeli bu. Ama bunu anlatamayan bir muhalefet karşı karşıya. Yani hala savaşa okey diyen, savaşa onay veren bir iktidarla karşı karşıyayız. HDP ve HDK'ya yönelik baskının karşısında tek dişe dokunur söz et. Aynı şekilde Meral Akşener dahil çürük işte sürtük laflarına etkili bir ses çıkmadı muhalefetten. Tek bir ses çıkmadı. Bunun nedeni kutuplaştırmaya hizmet etmemek olarak algılıyorlarsa çok büyük bir yanlış. Çünkü kutuplaştırma hikayesi artık işe yaramaz. Neden yaramaz? Erdoğan kutuplaştırma siyasetinden nemalanabilirdi. O zamanlar çünkü çoğunluk onun elindeydi. Ama artık öyle değil, %30 civarında. Yani bu kutuplaştırma yaramaz. Burada yapmaya çalıştığı şey sindirme politikası, kutuplaştırma değil artık. Bir kere bu kutuplaştırma yapından kesinlikle uzak durmak lazım. Bu bir sindirme politikası. Özellikle kadınları çünkü istedikleri rejimi kurmalarının önündeki ekonomik olarak hem dinsel olarak o rejimi oturtmalarını ve sürdürmelerinin en başında gelen HDP'nin
hedefleri kadınlar ve dolayısıyla bu sindirme politikası tamamen kutuplaştırma artık onun işine yaramaz. Kaldı ki bu halk Gezi'de MHP'lisi, AKP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi öyle fotoğraflara dikkat edin. En büyük korkusu o zamandı. O zaman zaten kutuplaştırmanın işine yaradığı bir zamandı. Ama toplumsal hafızada bu birlikte mücadele birçok alanda işte ondan sonra referandumda, ondan sonra okullarında bu dayanışma çok net, çok belirgin, çok bize çok fazla hayal kurduracak noktada olmasa bile küçük küçük biriken bu dayanışma ve bu zorbalık zorbalığın hepimize maliyeti ortaya çıktıkça insanlar artık kutuplaştırma siyasetinden vazgeçti. Şunu da eklemek istiyorum. Dikkat edin yine Gezi dönemi tencere tava çalanları şikayet edin diye talimat verdi seçmenleri de. Bir tek kişi komşusunu gidip şikayet etmedi. Bunun önüne açabilmek için birisini zorla bir kadını götürdüler neredeyse. Örnek olsun diye. Peşinden kimse gitmedi. O zamandan biz anlıyoruz ki şimdi geriye dönüp bakınca hiç de öyle %50'yi sokağa salamayacağını anladığı için çeteleri örgütlemeye başlamışlar. O esnaflar, o ortaya çıkan palalıların hepsinin belli ki paramiliter yapılar daha o zaman oluşturulmaya başlanmış. Nitekim itirafta 15 Temmuz'da köprüde Sadat'ın Nevzat Tarhan'ın Nevzat Tarhan. Evet, psikolojik harp uzmanı. Ne dedi? 1000 kişiyle emekli subaylardan oluşan 1000 kişiyle köprüdeydik ve zaten bunun hazırlığının yapılmış olduğunu da başka birçok itiraflardan daha sonra anladık. İşte o Ümit Özdağ'ın söylediği, ancak şimdi söylediği, hani iş makinelerinin vesairenin kışlaların önüne çekilmesi. Yani o kadar büyük bir suç örgütlenmiş ki ve suç çetesi. Onlar da halkı sokağa falan dökmediler. Halkı sokağa dökemediler. Gezi'ye alternatif olarak 15 Temmuz'dan sonra Taksim'e insanları toplamak için cezalandırırız. Bakıyoruz bugün Taksim'e gittiniz mi, orada kaldınız mı dediler. Kabul edin. Zorbalıkla 10.000 kişiyi zor topladılar. Halbuki Gezi'de kendiliğinden meydanmış milyonlarca insan. Sadece Gezi'de değil tabii. Türkiye'nin bütün her yerinde. Yani 81 ilin 80'inde. Evet. dolayısıyla bu kutuplaştırma falan değil. O da biliyor kimsenin sokağa çıkmayacağını. Kendi seçmeni de olsa. Kimse bunu falan şikayet etmedi. Asıl mesele tamamen gerçekten bu muhalefet hareketi kadınlar. Çünkü kadınların hiçbir kadın hareketin içinde hiçbir farklılık gözetilmeden tamamen kadın kimliğine yönelik saldırılara karşı birlikte hareket eden bir devasa muhalefet var. Bunu sindirmek aynı zamanda çocuklara yönelik yani eğitim hakkını çocukların elinden almanın da önünde en büyük engel. Yani sadece kadın, çocuk ve bu yolla bütün toplumu sindirmek, baskılamak üzere bir politika izliyorlar. Ben bu kutuplaştırma siyasetinin hiç geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. İş artık gelmiş. HDK
yasal bir dernek. Kaç yıldır var olan bir dernek. Şimdi siz HDK'ya operasyon yaparken burada çeşitli Sadat gibi, Sadat ve türevleri gibi açıkça terör eğitimi verdiğini söyleyen, açıkça suikast vesaire söyleyen. Bütün bunlara hiçbir operasyon yapılmıyor. Ve muhalefet bakın medyaya ve sosyal medyaya yönelik şiddet, yargı yoluyla şiddet, polis yoluyla şiddet, her tür şiddet tabii ki artacak. Hepimiz bekliyorduk bütün bunları zaten. Daha da artacağını da biliyoruz. Ama burada asıl sorunumuz bizim iktidar falan değil. Bizim asıl sorunumuz muhalif diye adlandırılan TV kanalları HDK ve HDP'ye yönelik saldırıları haber yapmayı bile doğru dürüst korkan, çekinen, doğru dürüst muhalefet etmeyen ve olmazsa. Çünkü senin başında söylediğin o işte sanatçılara yönelik baskılar, işte neredeydi o, Adana'da mıydı? Şimdi gelelim altılı masaya. Altılı masanın içindeki... Onu değerlendireceğiz. Altılı masayı konuşacağız sonra. Peki. O zaman kısaca şunu söyleyeyim. Altılı masanın içindeki Saadet Partisi'nin gençlik kolları bu ahlaksızdır bu sanatçı. O yüzden konser veremez diye başvuruda bulunanlardan biri.